Meksika pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçimde önde giden adaylar, ülkede şiddeti giderek artan uyuşturucu çetelerine karşı verilen mücadelede strateji değişikliğine gidilmesini istiyor. Son 5 yıldır Meksika'daki milyarlarca dolarlık kokain ticaretinin önüne almak için verilen mücadelede başrolü ordu üstleniyordu. Ancak ordunun müdahil olması şiddet olaylarını daha da tırmandırdı. Sokak ortalarında güpe gündüz işlenen cinayetlerle toplamda 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Şimdi Cumhurbaşkanlığına aday olan isimler askerleri geri çekecekleri ve ekonomik büyümeye odaklanacakları taahhüdünde bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika sınırının hemen güneyinde Meksika ekonomisi için umut veren görüntüler bunlar. Burada otomobiller için paspaslar, mankenler, telefon kabloları üretiliyor. Üretimde geniş bir yelpaze söz konusu ve hepsi de ihracatı yönelik. Bu tür işler Çin'e kaptırılmıştı ama şimdi Meksika'da yeniden tırmanıştı. Meksika ilk defa Çin'le üretim maliyetleri açısından rekabet edebilecek seviyede. Yakın değil, eşit bile denilebilirler artık. Meksika'da bugünlerde bir ihracat patlaması görülüyor. Bu yıl ülke ekonomisinin yaklaşık 4 oranında büyümesi bekleniyor. Aslında büyüme oranları daha da yüksek olabilirdi ancak ülkede bir an önce çözüm bulunması gereken önemli bir sorun buna engel oluyor. Meksika'nın en güçlü uyuşturucu kartelinin bulunduğu Kulyaken'de sokaklardan cesetler toplanıyor. Birkaç hafta önce rakip uyuşturucu çeteleri tarafından kolları bacakları kesilmiş, çöp torbalarına sarılıp sokağa atılmışlar. Hemen yakınlara asılmış bir döviz, görev süresini dolduran Cumhurbaşkanı'na bir mesaj içeriyor. Savaşı kaybettin. Savaşın kaybedildiğinin bir diğer kanıtı da bu kadınların gözyaşları. Bu odadaki kadınların tümü uyuşturucu kartellerine karşı verilen savaşta ya oğlunu ya kızını ya torununu kaybetmiş. Griselda'nın oğlu iki ateş arasında kaldıkları anda kız arkadaşını korumaya çalışırken vurularak ölmüş. Daha 21 yaşındaymış. Peki Griselda bu savaşın kazanılabileceğini düşünüyor mu? No. Hayır, bence hayır. Uyuşturucu kullanan insanlar bunun bedenlerine nasıl zarar verdiğinin farkındalar. Neden o zaman böyle saçma bir savaş veriliyor ki? Meksika hükümeti ile rakip uyuşturucu kartelleri arasındaki savaşta yaklaşık 55 bin kişi hayatını kaybetti. Bu Afganistan ve Irak'ta ölen koalisyon askerlerinin neredeyse 7 katı kadar bir sayı. Bu strateji değiştirilmeli. Bence askerlerin geri çekilmesi gerekiyor. Bir an önce güçlü bir polis gücünü devreye sokmamız lazım. Çatışma halindeki ülke sandık başına giderken seçimlerin favorisinin değişim mesajı vermesi şaşırtıcı değil. Enrique Peña Nieto başlıca önceliğinin şiddeti yatıştırmak olduğunu, kademeli olarak askerleri geri çekeceğini söylüyor. Huarez'de bu politika zaten yürürlüğe girmiş halde. Emniyet güçlerinin yetki ordudan devralmasıyla cinayet oranları düşmüş, devriyeler nispeten sakin ve olaysız geçmeye başlamış. Ve Huarez'de yakalanan bu iğmenin seçimlerin ardından ülke geneline yayılması hedefleniyor.